Pastane kültürü gün geçtikçe değişiyor. Peki bir kafede ürün yelpazesinde neler olmalı diye sorduk. Miskin Kafe Isparta'da şimdi de. Altın Rehber programı olarak Isparta'dayız. Isparta'da çok şık, çok genç bir mekandayız. Miskin'deyiz, Miskin Kafe Bistro'dayız. Ve genç işletmecisi Samet Bey ile birlikteyiz. Tabii markanın yaratıcılarından İrfan Bey ve bu şık mekanın tasarımcısı Aziz Bey ile birlikteyiz. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle aslında ben büyüğümüzle başlayalım istiyorum. İrfan Bey ile başlayalım. İrfan Bey, Miskin isminin yaratıcısı sizsiniz. Hikaye nasıl başladı, sizden alalım. Yani insanlar tabelaya bakıp da bir korku yaratmasın, daha rahat bir ortam olsun düşüncesiyle böyle bir isim uygun gördük. Sıcak olsun, yani insanlar rahat bir içeri girme isteği olursun düşüncesi, böyle bir isim koyduk. Hem de Türkçe bir isim. Evet, evet. Samet Bey genç işletmecisi, sizin de oğlunuz. Evet. Samet Bey, sizin hikayeniz nasıl başladı? Bu sektöre girmek, o fikir nasıl doğdu? Zaten ben yıllardır bu sektöre girmek için çok çaba sarf ettim. Bu seneye nasipmiş. Bu sene yeni bir işletme, yeni bir kuruluş. Kendi isim hakkımız, kendi telif haklarımızı aldık, açtık. Isparta'dayız dedik. Isparta'ya gelenler ya da burada olanlar sizi nasıl bulabilirler? Yerimizi tarif edelim isterseniz. Yerimiz 201. cadde, Adliye Yolu üstünde. Öğrencinin daha yoğun olduğu bir yer. Fatih Mahallesi diye geçiyor. Bu şekilde öğrenciye daha yakın, daha güzel bir yer. Tabii sadece öğrenciler değil, aileler de, gençler, her yaştan insanlar rahatlıkla gelip burada keyifli vakit geçirebiliyorlar. Tabii ki de, tabii ki de. O zaman kafemizi anlatalım. Bizim kafe dedik ama ne sunuyoruz hizmet olarak? Sizden dinleyelim. Şimdi sabah kahvaltısı, öğle yemeği, normal alakart mutfağımızla beraber canlı müzik ortamları oluşturduğumuz hafta sonuna böyle bir işletmeye sahibim. Bu şekilde işletme devam ediyor. Evet, aslında işletmecilik hiç kolay bir sanat değildir. Sorumluluğu olan da bir yer. Bu anlamda tabii babanızın desteği de çok oldu. Siz burayı nasıl tarif ediyorsunuz? Bu mekanla ilgili siz neler söyleyeceksiniz? Ya insanların burada her vakit, yani sabah 9'da açılıyor, akşam gece saat 1.30'a kadar, 2'ye kadar hizmet biliyoruz. Yeme içme yönünden rahatla oturabilsin, sohbet edebilsin. Yani burada bir rahat bir ortam yaratsın. Yani ev dışına çıktığı zaman rahat edebileceği, dinlenebileceği, çayını kahvesi içebileceği, hatta acıttığı zaman o isteği giderebileceği bir ortam olsun düşüncesiyle bir oluşum yarattık. Merkezi bir yer, otogara yakın ve en büyük AVM'ye yakın, adliyeye yakın bir yer oldu. Güzel bir yer oldu ama artık insanlar nasıl bunu takdir eder bilemiyoruz, göreceğiz. Yeni bir işletmeyiz çünkü. İnsanların teveccühleri nasıl olur onu sonraki zamanlarda göreceğiz. Ben de aslında tam da onu soracaktım. Biraz da buraya gelenler neler yapacağınızı beraber yön vereceksiniz gibi geldi bana. Daha da ilerleyip gelişip değişecek zaten. İzlenimler ne oldu peki? Yeni bir yeriz Samet Bey. Öngörüler ne yönde? İstediğiniz şekilde ilerliyor mu bu süreç? Ya şimdi şöyle söyleyeyim, konsept olarak insanları beğendirebildiğimizi düşünüyorum. Zaten tepkiler de o yönde. İlerleme olarak da inşallah aklımdaki planları gerçekleştirebilirim. Bir franchise olarak ilerleyebilirim inşallah. Bu şekilde düşüncelerim var ama tabii dediğiniz gibi gidişata göre değişecek. Zaten Isparta'da doğan bir marka Miskin. Sizin yaratıcılığınızda oluşmuş bir marka. Umarım böyle Türkiye'ye, İstanbul'a, her yere yayılır ve bu rahatlığı ve samimiyeti de her yerde bulurlar, değil mi? Evet, inşallah. Evet. Buna göre bir planlarımız tabii ki var. Hareket ediyoruz ama inşallah dediğiniz gibi de devam eder. Evet. Genç, yeni bir mekan dedik. Buna rağmen büyük bir ilgi görüyor. Tabii başka kafeler de var ama Miskin yavaş yavaş öne çıkmaya başlıyor. Siz neye bağlıyorsunuz bu tercih sebebini? Bu tercih sebebini personelimizin güler yüzlülüğü ve mutfağımızın kalitesine bağlıyorum. Artı insanlar burada sıcak bir ortam hissettiği için daha rahat hareket edebiliyorlar, daha huzurlu oturabiliyorlar. Benim sebeplerim bunlar. Bunlara bağlıyorum yani. Tam da bu noktada şunu da söyleyeyim. Kahvaltınız çok öne çıkıyor. Ve kahvaltınız sadece size özgü bir sunum da var. Ondan evet, bahsedelim. Nedir bu sunum? Şimdi benim buraya koyduğum bir sunum bu. Mix simit diye geçiyor. Kahvaltı tabağının yanına ekliyorum.
Simit ortadan kesiliyor, kaşarlı sucuklu şekilde. Ortasına da yumurta ilave ediliyor. Fırınlanıp o şekilde servis ediliyor. Çok güzel. Özellikle gençler buna bayılıyordur. Evet, evet. Yoğun ilgi gördü. Size özgü bir lezzet. Evet. Buradan da söyleyelim tekrar. Şimdi mekana biz yol tarifi bile isterken artık insanlar, herkes bildi burayı, bize tarif ettiler. Uzaktan bile göze çarpıyor. Tabii şık bir tasarımı da var. Aslında bu tasarımın mimarlarından biri olan Aziz Bey de burada. Aziz Bey'e de mikrofonu uzatayım. Bu tasarım buraya özgü değil mi? Miskine özgü. Nasıl bir tasarım? Evet, bu tasarım Miskin'e özgü bir tasarım. Yaklaşık 6 ay önce İrfan Bey bana böyle bir projeyle geldi. İsmiyle birlikte geldi. Bu kafasında oluşturduğu kafe konseptini anlattı bana. Bu konsepte uygun bir proje hazırladık. Uyguladık. Sanırım başarılı olduk. Çok güzel renkler var. Hayırlı olsun. Evet. Teşekkür ederiz. Her şey için çok teşekkür ediyorum. Hem bizi bu kadar iyi ağırladığınız, hem de böyle değerli bir mekanı buraya kazandırdığınız için kutluyorum hepinizi. Çok sağ olun. Sizin de ayağınıza sağlık. Teşekkürler.